Evet sevgili izleyenler, herkese hayırlı iftarlar. Şu anda ordumuzda iftarları açtık tabii ki. Bizler de İstanbul'da iftarlarımızı bekliyoruz. İşte yine güzel bir derneğimizin, ordumuzun 20 ilçesinden bir tanesi Gürgentepe Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar programına katıldık bu akşam. Aslında bu akşam çok farklı bir yerde, kendi binalarında yapılacaktı bu iftar programı ama hava şartlarından dolayı apar topar buraya geldik, kapalı alana. Bu da güzel hazırlık. Bakalım dernek başkanımız da bununla ilgili, bu geceyle ilgili neler söyleyecek, onun duygularını alacağız. Başkanımızı şöyle yanımıza alalım. Evet, dernek başkanımız Cemal Çelik abimiz. Başkanım, tabii ki her şey oluyor Türkiye'de. Güzel bir açık havada derneğimizin önünde yapacaktık bu programı ama kapalı bir alan oldu. Hayırlısı, insanların önemli olan zor durumda kalmaması. Neler söyleyeceksiniz hem bu programla ilgili hem de akışla ilgili? Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Derneğimizin etkinliklerinden olan, geleneksel hale gelen, her yıl düzenli olarak, her hafta sonu aralıksız olarak düzenlediğimiz bir iftar programımız vardı. Bu programı özellikle biz derneğimizin önünde sokak iftarı olarak planlamıştık. Hatta bütün hazırlıklarımızı falan da yaptık. Masalar, sandalyeler, her şey yerleşti ve yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağdıktan sonra da mecburen bir kapalı alan bulmak zorundaydık. Ve burayı sağ olsun düğün salonunun sahibi de bize yardımcı oldu ve hemen apar topar buraya geldik. İyi de oldu. Çünkü hava muhalefetine yapacak bir şey yok. Allah ne derse o olur. Onun için yine de biz programımızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Önemli olan birlik, beraberlik. Biz bu akşam burada, her zaman gönüllerimiz bir ama burada gönül sofrasında bütün hemşerilerimizle beraber buluştuk. Bundan sonra da buluşmaya devam edeceğiz. Her şey birlik beraberlik için. Bütün bizim amacımız Gürgentepe'li hemşerilerimizin, ordulu hemşerilerimizin bir arada olması, bu etkinliklerle onların kaynaşmalarını sağlamak, kaynaşmanın yanında ikili ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olmak. Tek amacımız var. Bizim tek amacımız bütün ordulu hemşerilerimizin İstanbul'da, memleketimizin de buna ihtiyacı var. Ama biz ordulular olarak özellikle Gürgentepe'li hemşerilerimizin ben bir arada olmalarını, birbiriyle dostluklar kurmalarını, ikili ilişkilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla bu tip etkinlikleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bizim tek amacımız insana yatırım yapmak, insanları eğitimine, kültürüne katkı sağlamak. Onun için de bu etkinliklerle dostluklar geliştirmek. Bu dostlukların da belki iş ilişkilerine yansıyabilir. İş ilişkileri kurabilirler insanlar. Onun için biz her zaman insanların bir arada bulunmasında, birlik ve beraberlikten yanayız. Bu akşam da burada soframızı herkesle paylaşacağız. Paylaşmak da istiyoruz. Onun için gelen bütün dostlara Allah razı olsun diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bütün etkinliklerimizde yanımızda oluyorsunuz. Bizlerimiz sesini duyuruyorsunuz. O açıdan da gerçekten size, özellikle size teşekkür ediyorum. Bizim şu anda bütün Gürgentepe'li hemşerilerimiz büyük ihtimalle, yani belki yine hava muhalefeti veya trafikten dolayı gelemeyenler olabilir. Önemli olan gönüllerimiz bir olsun diyorum ben. Bir olduğunu da biliyorum. Biz burada Gürgentepe'mizi temsil ediyoruz. Her yaptığımız etkinlikte biz Gürgentepe'mizi temsil ediyoruz. Orduyu temsil ediyoruz. Ordulularla beraber olmak istiyoruz. Gürgentepe'lilerle beraber olmak istiyoruz. Ama şöyle ufak da bir sistemim olacak bu akşam. Geçen dönemde piknik etkinliğimizde de bugün de özellikle Sayın Belediye Başkanımızın burada olmasını isterdim. Kendisinde bu nedenden dolayı biraz sitemliyim. Çünkü piknik etkinliğine geleceğim dedi, gelmedi. Bu etkinliğe de özellikle geleceğim dedi, gelmedi.
canı sağ olsun diyorum ya. Biz belki başka bir programlara başlayalım yani. Başka program. Üçlü olarak değil. Yok. Başka program var. Özellikle bizim köyümüzde bir program varmış. Bugün ben kendisiyle görüştüm. Bizim köyde olan programdan dolayı katılamayacağını söyledi. Şu anda zaten bizim köyümüzde kendisi. Biz onu şey anlamda söylemedim yani, yanlış anlaşılmasın yani, biz aramızda görmek isteriz. Bizim neticede 2 numaralı Gürgentepe'mizin 2 numaralı adamı. Biz her zaman bu insanların aramızda olmasını isteriz. Onlarla birlikte olmaktan da gurur duyarız. Biz neticede önemli olan halkımızla biz iç içe birlik ve beraberlik içinde oluyorsak, gönül birliği yapabiliyorsak bundan çok mutlu oluruz. Teşekkür ederiz başkanım. Programın sonunda yine görüşeceğiz inşallah. Evet sevgili izleyenler, başkanımızın güzel ifadeleri böyleydi. Bizler de bu akşam bu iftar saatinde kameraman arkadaşım Ümit'le birlikte Gürgentepe'li dostların iftar sofralarına konuk olacağız. Bakalım şöyle, tabii ki Kur'an-ı Kerim dinletileri olacak. Dualarımız olacak. Güzel insanlarla bu geceliki duygularını alacağız. Ama öncelikle yavaş yavaş insanlarımız geliyor. Bakalım şöyle yemeklerimizde neler var Ümit. Hadi gidelim şöyle. وسواء عليهم
تُنذِرُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّ أحصيناه في إمام مبين وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا لَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
İşte şu anda yemeklerimiz yavaş yavaş dağıtıma hazır vaziyette. İnsanlar tek tek buradan yemeklerimizi alıyorlar. Bizler de sofralara dağıtırken bakalım dedik bu akşam. Aslında bu tür etkinlikler, iftar programları sevgili dostlar, yemek falan değil. Amaç birlikteliği sağlamak. İşte şu anda da gördüğümüz manzara Gürgen Tepeler'deki birlikteliğin bir örneği sevgili dostlar. Bakalım bu akşam neler varmış. Kim? Evet. Hem aşçımıza şöyle mikrofonu. Neler yapacağız bu akşam? Bu akşam mercimek çorbamız var. Tas kebabımız var. Pilavımız var. Tatlımız var. Karpuzumuz var. İşte ayranlarımız var. İçeceklerimiz var. Herkese afiyet olsun diyorum. Sıkıntı yok. Evet. Dolu dolu bir iftar sofrasına konuk olacağız sevgili dostlar. Şöyle bir Ümit dönelim bakalım. Şurada bir masa gördük. Çorbalarımız dağıtıldı sevgili dostlar. Bakalım güzel insanların duyguları neler?
Dedik ya, iftarlar bahane aslında ama birliktelik de şahane. İşte görüyorsunuz. Merhabalar yenge. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Nerelisiniz? Ordu Gürgentepe. Gürgentepe, bu akşam niye geldin sen buraya? İftara. Nasıl, şöyle kameraya doğru bakalım, şöyle Gürgentepe'ye doğru bak. Neler söyleyeceksin, nasıl buluyorsun bu kendini? Çok iyi buluyorum. Selam söylüyorum Gürgentepe'ye. Gürgentepe arkadaşı. Kim var Gürgentepe'de? Annem, babam, bütün... Sofralar diyor, zaten var diyor. Ben diyor, elime fırsat geçmişken köye doğru bir gideyim diyor, bay bay yapayım diyor. Evet, annesine, babasına, akrabalarına selam olsun İstanbul'dan. Küçük, sen ne yapıyorsun bakayım, sen niye geldin lan? İftara. İftar yapacaksın. Aferin, oruç tutabiliyor musun sen? Hayır. Zorlanıyor musun lan? İsmin ne senin? Akın. Akın. İyi bakalım. Evet, merhabalar. Merhabalar. Güzel bir buluşmadayız, güzel bir sofradayız. Evet. Her zamanki gibi birlik beraberlik güzel bir maksat, iftar değil yani. Bir araya gelip güzel iftar açmak, insanlarla bir araya bir arada olmak. Güzel bir duygu yani. Tamam. Anlatılmaz yani, yaşanır. Biz de yaşayalım o zaman o zaman. Bizim gönlümüz burada ne kadar insan varsa herkesle röportaj yapmak ama maalesef tabii ki karabalık olunca da kimsenin gönlü kalmasın. Bizler herkesi seviyoruz. Evet, merhabalar. Merhaba. İftar yemeğimiz tabii ki derneğin düzenlemiş oldu. Derneğin birlik ve beraberliğin amaç olduğu güzel bir ortam. Bu akşam derneğimizin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katıldık. Ya, atmosfer güzel, insanlar güzel. Bunlar her zaman yapılması olan şeyler. Dernekçiliğin anlamı bu zaten. Amacı bu. Sizin de katkılarınızdan dolayı bu program emek sarf ediyorsunuz. Bu emek sarf ettiğinizden size de teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı. Allah razı olsun. Güzel bir şey. Söylemek istediklerim bunlar. Sağ olun. Siz de emek sarf ediyorsunuz. O zaman şimdiden afiyet olsun sana. Allah razı olsun. Teşekkür yenge, ederim. Sen neler söyleyeceksin? Ben neler söyleyeceğim? Tabii ki derneğimizin her zaman yanındayız. Birliğine, beraberliğine. Her zaman böyle iftarlarla alakalı değil. Düğünlerde olsun, dernekte olsun, davette olsun, pikniklerimizde olsun. Biz hep beraberiz, hep bir aradayız. Hep bir arada olacağız. Bu akşam yine katkılarından dolayı derneğimize yine çok teşekkür ederiz. Size de bu programı yaptığınız için, bize bu fırsatı da sunduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Allah herkese böyle bir günü her zaman nasip etsin diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, herkes güzel güzel duygularını anlatıyor. Bu abim de açlık herhalde tamamen vurdu böyle. Kimseye de bakamıyor. Bir de bakalım biz ne yapıyor. Şöyle bir kameraya doğru bir bakalım. Nasıl, açlık durumu nasıl? Yok, güzel, Allah'a çok şükür. Sıkıntı yok değil mi? Yok, Allah. Bir 3 saat daha gider misin? Giderim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Allah seni bir tanıyalım şükür. O zaman. Ben Mehmet Şanlı. Asıl orduluyum. Samsun'da oturuyorum. Buraya da katılmaktan memnunum. Allah hepsinden razı olsun bu programı yaptıkları için. Samsun'a geldin yani, öyle mi? Yok, burada oturuyorum. Ama Samsun'da oturuyorum. Aslım Ordulu. Afiyet olsun o zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Evet çiçi kız. Şöyle bakayım, şöyle az bir şey dönder bakayım sandalyeye. Heh. Kalk bakayım abi, ayağa kalk sen bakayım. Aydın abi bir bak dedi, bu çok konuşur dedi ya. Sen niye geldin buraya bakayım? Seni bir tanıyalım mı? Orucumu açmaya geldim. Ben Ceren. Allah kabul etsin. Amin. Evet Ceren Hanım, nasıl buluyorsun böyle etkinlikleri? Gençsin. Artık örnek teşkil edecek insanlarsınız. Güzel. Hep beraber oluyoruz. Daha iyi oluyor bizim için. Evde tek açmaktansa hep beraber oluyoruz. Amaç bu birlikleri sağlamak. Aynen. Bak bunlar hep zaman... sağlıkçı. Sağlıkçı mı? Evet. Benim kızım da yeni sağlıkçı oldu. Sen de mi yeni oldun yoksa? Yo, ben... mezun musun? Yo, mezun değilim. Daha okuyorum, lisedeyim. Okuyorsunuz. Benim kızım da İlayda, bak sağlıkçıları buldum. Bu sene Allah demiş olması, o da sağlık ekibine girecek. Amin. İnşallah. Şimdiden kolay gel. Sen de gel sağlıkçı o zaman yanıma. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım şöyle. Evet, sağlıkçıların arasına. Başkanımız da sağlıkçıydı herhalde. Değil mi? Sen neler söyleyeceksin bakayım? Kameraya bak bakayım. Yani
Öyle söyleyeyim. Hizmet ediyorsun sen, yemek dağıtıyorsun değil mi? Evet, sevap. Seviyor musun derneği böyle hizmetlerini? Seviyorum, güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Keyif biliyorsun. Aynen. İyi bakalım. Sen hizmet etmeye devam et. Hadi kolay gelsin. Evet Ümit. Biraz yorulacağız ama olsun. Çünkü insanların güzellikleri her şeye değiyor. Masaları dolaşıyoruz. Niye dolaşıyoruz? Başta da söyledik ya, aslında bu tür programlar insanların bir arada olmasını, birlik ve beraberliği sağlamak açısından sevgili dostlar. Bu akşam da Gürkentepe'li kardeşlerimizle beraberiz. Abim elini koydu. Öyle bekliyor. Saatimiz de var. Bakalım neler söyleyecek. Vallahi Kadir'cim, gördüğünüz gibi her şeyden önce güzel bir ortam, güzel bir atmosfer var. Ben böyle Gürkentepe'den bu şekilde bir araya geleceğini gerçekten tahmin etmiyordum ama Gürkentepe Dernek adına birlik ve beraberliği sağlayan değerli bir başkanımız var. Her şeyden önce başkanımıza teşekkür ederiz. Ben de yönetim kurulunda olduğum için kendim adıma da, arkadaşlarım ve dostlarım adına da teşekkür ederim. Bugünkü böyle bir iftar davetinde aramızda bulundukları için herkese teşekkür ederim. Evet. Hepinize mikrofon uzatmak istiyorum ama vaktimiz tabii ki yeterli olmuyor. Şöyle Ümit, merhabalar merhabalar. Nasılsınız efendim? Merhabalar, iyi, teşekkür ederim. Bekliyoruz değil mi? Dün akşam bizim Büyükçekmece Ordular Derneği'nin iftarı vardı. Sayın Başkan idareciliğiyle bizim iftarımıza teşvik ettiler. Bu akşam da biz de onların iftarına teşvik ettik. Ama orduların hepsi dün akşam Büyükçekmece, bu akşam burada. Yarın Tekin Bey'in orada var iftarımız. Bütün hemşerilerimizi dolaşıyoruz bu vesileyle. İnşallah. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkürler. Bir aile topluluğu yakaladık burada. 1, 2, 3, 4. Bakalım bizi misafir olarak kabul ediyorlar mı? Ben izin almadan oturayım şöyle falan. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sağ ol abi. Sizi sorma. Sağ ol. İyi mi şu anda? Şimdiden diyelim, evet. İftarımıza az kaldı. Evet. Ne söyleyeyim? Vallahi dernek olarak iyi bir şey yapmışlar. Biz de aile olarak geldik. Ne yapacağız? İftar açacağız. Tabii yapacağım bir şey yok. Abi diyor, bir yemek var diyor. Ben de aileye aldım, geldim diyor. Ne yapalım? Bu akşam gene geçtik diyor. Öyle öyle. Merhabalar. Merhaba. Doğru mu diyor? Doğru diyor. Topluluk, birlilik her zaman güzel bir şeydir. Evet. İlk... Gürgentepe'li misin? Evet, Gürgentepe. O da Gürgentepe'li. Aynı aile mi? Aynı mahalledeniz. Komşularız. Evet. Tatlılarımız, çorbalarımız, ayranımız, her şey hazır. Bizler de saatimizi bekliyoruz sevgili dostlar. Ama bizler şu anda bu güzel dostlarla röportaj yaparken ordumuz da şu anda çayını yudumluyor. Bizler de bir 5-6 dakika sonra burada iftarımızı açacağız. Hadi bakalım gidelim diğer masaya doğru. Bir topluluk da burada var. Ümit. Bakalım. Kardeşim döndü, bakıyor. Kim bakalım soralım. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Tanıyalım mı sizi? Ben konuşmasam olmaz mı? Annem çok güzel. Nerelisin sen? Ordulu'yum. Neresinden? Gürgentepe. Gürgentepe'nin neresinden? Muratçı köyünden. Etkinlikle nasıl buluyorsun iftar programı mesela? Güzel buluyorum. İyi mi diyorsun? İyi tabii. Yani sadece düğünlerde mi bir araya geleceğiz? Böyle günlerde de bir araya gelmek lazım. Doğru diyorum valla. Kardeşim konuşmayacağım dedi ama iyi ki konuştu yani. Konuşmasa ne yapacaktık bakalım. Aha nine. Nine benim anamı yakaladım ben. Masanın ağası sen misin? Sen misin masanın ağası? Hayır hayır. Biz çıktık ordudan. Gürgentepe'liler iftarda buluşuyormuş dediler. Ana geldik buraya. Neler söyleyeceksin? Ben ne söyleyeyim? Herkese hayırlı iftarlar. Ne söyleyeyim ki? Saati bekliyorum desene. Oruç vurdu başımıza. Öyle açtım vurdu. Bırak yakamı. Bak diğer. Bu masanın ağası senmişsin öyle mi? Hayır, ağa diye bir şey yok. Şaka ediyorum. Yoksa biz bilmiyoruz mu hanım ağası yoksa da? Yok yok. He? Yok yok. Gürgentepe'nin neresinden sizden? Zevli'den. Zevli'den. Kim var? Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'de kim var orada? Kim var? Kimi sayayım sana? Bir televizyona şöyle bir onlara bir selam söyle köye doğru bakayım. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı iftarlar. Ne söyleyeyim? Bırak yakamı kardeşim diyor, tamam. Hadi şöyle gidelim bakalım. Bu da sıra bana gelecek mi? Öyle masaya. Kim? Servet mi bu? Sevdat gülmekten konuşamayacak gibi geliyor bana. Bak konuşsana az dur.
Ne konuşayım abi? Ne konuşayım abi diyor. Konuş bir şeyler de. Gördü ya, selam de. Gülmekten söyleyemiyor. İşte hani derler ya. Tilkiye sormuşlar ya. Tavuk sever misin? Gülmekten söyleyememiş. Bizim Sedat da yemekleri görünce herhalde daha hiçbir şey dinlemiyor. Merhaba yenge. Merhaba, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz geldik iftar programına. Evet, güzel program yaptık. Hoş geldiniz. Çok güzel. Evet. Gönteplisiniz. Evet. Keyifler iyi. Allah'a şükür. Orucumuzu bekliyoruz. Evet, aynen öyle. Evet. Var mı buradan söylemek istediğim bir şey? Hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar herkese. Sağlıklı, sıhhatlı. Başka ne diyeyim ki? Hayırlı akşamlar. Sen neler söyleyeceksin? Herkese selam. Yani orucu bekliyoruz. Evet. Ümit, dayak yemeden milletin kafasına oruç vurdu herhalde. Konuşamıyor. Biz gidelim şöyle. Zavallı herhalde kardeşimiz... Çocuğu erkenden doğuruyor ki iftara rahat bir yemek yiyeyim gibi bir tavır var şu anda. Öyle değil mi? Aynen. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Nasılsınız? Böyle kültür etkinlikleri bak. Çok güzel. Gürgentepe'liyiz. Evet, Gürgentepe'liyiz. Ne söyleyecek buradan televizyonlardan insanlara? Başka yardımcısınız ya, hanımı? Buluştuk tekrar Gürgentepe'liler olarak. Herkese teşekkür ederiz. İyi gidiyor. Evet, güzel. Çok güzel. Evet. Etkinliklerde bulunuyor musunuz bu derneğe? Evet, gidiyoruz. Nasıl? Sizin kollarınız var. Yok. Yok, ben uğraşamam. Benim çocuğum var, uğraşamam. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Benim de oğlum var senin gibi. Bak, el sallayalım mı benim oğluma da? El sallama abi. El salla bakayım hadi. El salla. Evet. Size afiyet olsun. Masalarımız hazırlanıyor ya, bizler de kısa kısa böyle güzel insanların duygularını alıyoruz. Adil de gelmiş Sivaslı. Bakacağız ona ne yapmış. Sivaslı ne işin var Ordu'da diye. O da diyecek ki bana, ben söyleyeyim, yakınız diyecek. Kardeşler, Muzaffer Tombul, memleketin iftar programına katıldın. Neler söyleyeceksin? Memleket, Gürgentepe'de bizim memleketimiz fark etmiyor. Cemal Çelik yönetimine ve kendisine teşekkür ediyorum. Böyle bir iftar düzenlediği için ve gerçekten güzel yani. Toplumu bir arada görmek, sizin gibi güzel insanları daha doğrusu. Böyle toplu bir yerde görmek insanın gurur ve onur ediyor. Burada her gece Allah kabul etsin tuttuğu oruçları. Hepsine geldiği için teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim Zeki Bey. Bayramda inşallah köyde görüşeceğiz seninle. İnşallah, inşallah. Anladın inşallah. Mı? Orada olacağız zaten. Oradayız. İnşallah, hadi bakalım. Senin orada kameram gitti mi? Olsun. Kamera sıkıntı yok, kamera alırız sana. Adil, ben seni tanıyorum da ne diyorsun sen? Benim ses tellerimde biraz problem var. İşine gelmiyor ya Adil Bey'in. Yapacak bir şey yok. Seni bir tanıyalım az. Ben Sivas Kangallıyım. Kangallı mı? Her ordularla beraberim sürekli. Anladın? Öyle. Sivas'ın meşhur yerindensin. Aynen. Dünyanın meşhur yeri. Soğuğu sert, yiğidi mert olan yerler. Anlıyor musun? Soğuğu sert, yiğidi mert. Bizde de ne diyorlar? Suyu sert, erkeği mert diyorlardı, biliyor musun? Orada mıymış? Akkuş'ta. Akkuş'taymış. Ben yeni duydum onu. Adil. Şimdi orduların her türlü etkinliğinde varsın. Varım evet. Nasıl böyle, ne kadar kaynaşma bu? Yakınlık mı Sivas'ta ordu arasında, ondan mı? Yani bilmiyorum da yani bir kaynaşma var yani. Ben sürekli bunlarla iş anlamında beraber olduğum için ondan kaynaklanan bir sıcaklık diyelim. Ne güzel. Allah bozmasın kardeşim. Amin, sağ ol. Evet. Teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Evet üstad. Sen neler söyleyeceksin kısaca? Güzel bir etkinlik. Öncelikle Cemal Başkan'a teşekkür ediyorum. Gürgentepe'leri bir arada bulundurdu. Güzel bir şey. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şöyle diğer kısa kısa diğer masaya da gidelim Ümit. Çünkü karabalık bayağı. Hadi bakayım. Evet başkan, geldik yanına. Şöyle güzel bir iftar programında buluşuyoruz. Neler söyleyeceksin? Öncelikle o Gürgentepe Çevre Köy Derneklerinin bu iftar programında bir araya getirdiği için Cemal Bey'e ve yönetimine teşekkür ederim. Ramazan ayındayız. Mübarek Ramazan ayında önemli olan birlik, beraberlik burada olması bizler için de, bizleri de davet ettiler.
geldik. Burada olmaktan onur duyarız. Ramazan ayında güzel gündür. Bütün her şeyden önemlisi olan birlikten beraberliğin olduğu simgesini verir. İnsanları bir arada toparlayan. İnşallah hayırlara vesile olur. Allah lohmalarını da kabul eylesin. Biz de burada olmaktan onur duyuyoruz zaten. Teşekkür ediyorum Zeki Bey sana da. Var mı başka söylemek istediğin? TV52 ailesi olarak bütün orduların yanında olduğumuz için sizlere de teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Sağ olun baş. Evet sevgili izleyenler. Başkan merhaba. Hoş geldin. Işıktepe Güreş Festival Ağası Sefa Aktal da burada. Böyle yapalım. Bakalım neler söyleyecek. Zeki abi, Cemal abi böyle bir organizasyon düzenlediği için çok teşekkür ederim ona. Bizi davet etti iftar programına. Biz de katıldık. Aslında ben rahatsızım, çok rahatsızım. Aslında geçen hafta seninle beraber otururken ben bir ufak bir operasyon geçirdim. Farkında değildim o zaman zaten. Sonra fark ettim ama işi geçti. Beni zehirlemişti. Normalde gelmemem lazımdı ama geldim. Cemal abi aradığı için. Onun her olduğu ortamda varım ben yani. Ona çok teşekkür ederim. Yine konuşuruz ilerleyen zamanlarda. Evet. Ümit, biraz dua yapalım. Ondan sonra aminden sonra yine başlayalım, olur mu? Hadi bakalım. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ulu Allah'ım. Ellerimizi açtık, huzur ilahine geldik, kulluk edemedik, kapına geldik, günah işledik, mağfiretine geldik. Bizleri kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmayı nasip ve müvesser eyle ya Rabbi. Ey merhametlerin merhametli sen, ancak tövbeleri kabul edersin, bizlerin günahlarını bağışla ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Hatalarımızı Settar ismi şerifiyle setreyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, bizleri Müslüman olarak dünyaya getirdin, Müslüman olarak yaşamayı. Ahirete giderken de Müslüman olarak gitmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müessir eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, nefsimizi şerrinden, şeytan şerrinden, yaramazın şerrinden, karanlık gecelerin zifir karanlığından sana sığınır. Bizleri muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin, şu Ramazan şerifin feyzinden, bereketinden, rahmetinden faydalanmayı bizlere ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müessir eyle ya Rabbi. İbadet ve taatlarımızı, hayır ve hasenatlarımızı kabul ve makbul eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin, okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'in Sûre-i Zergâh-ı İzzetinde kabul ve makbul eyle ya Rabbel Alemin. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat ki cihan serveri gönlümüzün sultanı, pirimiz, önderimiz, peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aziz bak ruhu tayyibelerine hediye eyledik, sen haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Her ne niyette hazırlamışsa o niyetlerini kabul ve makbul eyle ya Rabbel Alemin. Bütün ölmüşlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbel Alemin. Kabirlerini pir nur, Kur'an'ın nuruyla aydınlat ya Rabbel Alemin. Kabirlerini cehennem çukur olmaktan muhafaza eyle, cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbel Alemin. Ya İlahel Alemin, bizler de son nefesimize geldiğimizde sağımızda Kur'an, göksümüzde şerefle iman, dilimizde buyur ki kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek çene kapamayı cümlemize ve cümlemeti Muhammed'e nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, tutmuş olduğunuz oruçları, hayır ve hasenatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la barışık eyle ya Rabbel Alemin. Evlerimizde, yuvalarımızda Kur'an okunan evler eyle ya Rabbel Alemin. İslam yaşanan evler eyle ya Rabbel Alemin. Çoluğumuzu çocuğumuzu hayırlı eyle ya Rabbel Alemin. Hidayette ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Beytullah'tan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Kuzada yapılıp kabul olan dualara ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Amin, amin, daha yasin. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بالشكر ربنا ارحمنا واصلح أهل الإيمان وأهل السلام اللهم اريد سنة محمد الصلاة والسلام السكر والمسلم من الوجود. Hayırlar efendim, şeyler defi için duamızın ve bu manevi sofranın kabulü için Allah rızası için el-Fatiha nasıl? Evet, Allah kabul etsin. Dualarımızı yaptık.
ezanımız da burada okunuyor şu anda. Biz de iftarımızı açacağız hep birlikte. Bakalım hocamız ezan okuyor şu anda. Dönelim. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahümme leke sümdü ve bike amentü ve ala rızık ve aftartı ilahi ya Rab, ilahi ya Rabbel alemin. Hamd olsun ve vücudumuzu da tutmaya afiyet olsun. İftarımızı açtık. Ordu'da güzel insanlar bizden yarım saat önce açıyor ama bizler de o güzeli burada bekliyoruz ve şu anda yavaş yavaş yemeklerimizi yiyoruz sevgili dostlar. Hem güzel dostlarla röportaj yapıyoruz hem de neler var onları söyleyecekler bakalım. Şu anda Ekrem Bulut'un yanındayız. Neler söyleyecek bakalım. Öncelikle böyle bir güzel bir günde, mübarek günde siz İstanbul'da TVL2 ailesi olarak bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederiz. Her Müslümanın sofrasında böyle birlikte ve beraberlikte yiyerek paylaşılır. Bütün günlerde böyle hatırlamak daha güzel olur. Aynı zamanda mübarek günlerde değil, bütün günlerde sofrayı paylaşmak daha iyi olur bizce. Bu düşünceden dolayı sizlere de teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz başkanım. Sevgili dostlar, dernek başkanımızın konuşmasından sonra yine masalarımıza gidelim. Ümit, şöyle bir başkanımızın güzel konuşmalarını alalım bakalım. Herkese iyi akşamlar. Çok değerli dernek üyelerimiz, değerli esop başkanım, değerli dernek başkanlarım, değerli dostlar. Bu akşam derneğimizin düzenlemiş olduğu bu İftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizim yegane bir tane amacımız var. İnsanlarımızı bir arada bulundurmak, birlik ve beraberlik içinde olmak, dostluklarımızı geliştirmek,
aşımızı paylaşmak bu akşam da burada gönül soframızda bir arada olduk. Bütün katılanlara teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ım birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Allah'ım dualarınızı kabul etsin, oruçlarınızı kabul etsin. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçen bütün dernek üyelerime, dostlara, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli ablalarım, kardeşlerim, abilerim, dernek yönetimi, yeni başkanımız Cemal Bey, öncelikle böyle bir gece düzenlediğiniz için iftarınız hayırlı ve uğurlu olsun. Siz de, ben de Alankentliyim. Siz de benim gibi şanslısınız. Bizim pikniğimize de yağmur yağdı. Bugün burada da bunu görüyorum. Geçen seneki iftar programımıza katıldım. Çok kalabalıktı. Çok verimliydi gerçekten. Nasipmiş bugün de böyle olması gerekiyormuş. Başkanım inşallah bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum. Federasyonumuzda gerçekten Gürgentepe bize güç katmaktadır. Gürgentepe'nin birçok etkinliğine katıldık. Oraları geldik, gördük. Ben de bir Alankentli kardeşinizim. Federasyonumuzun Esenyurt'ta 35 derneği bulunmakta. Bu Perşembe günü de iftar programımız var. Aşağı yukarı 5000 kişilik bir program bu. Bu Perşembe günü. Sizden oraya gelmenizi, icabet etmenizi diliyorum. Neden? Çünkü biz 35 derneğiz Esenyurt'ta. Esenyurt'ta bir devasa bir gayrimenkul alıyoruz. Yaklaşık değeri 30 trilyonluk gibi bir rakam. Bu rakamın içerisinde sizin de bir odanız, sizin de bir düğün salonunuz olacak. Dolayısıyla bunu almak için önce hak etmek lazım. Belediye başkanımız bunu 2-3 ay sonra bize teslim edeceğine dair dün an itibariyle bilgi verdi. Federasyonun ESOF'un yeri gerçekten önemlidir. Buna sahip çıkmamız lazım. Gürgentepe'de gerçekten Esenyurt'ta çok kalabalık, çok cıvıl cıvıl. Perşembe günü hepinizi pikniğimize bekliyorum, iftarımıza bekliyorum. Yeri zaten Kıraç'ta, geçen sene olduğu yerde. Katılırsanız sevinirim. Ordular ilk defa 35 dernek oldu Esenyurt'ta ve ilk defa birliktelik oluştu. Gençlik kollarını kurduk Esenyurt'ta. Kadın kollarını kurduk 1-2 ay önce. Bu da çok önemli. Şu anda kadın kollarımızın 160 tane üyesi var. Sizden de bu kadın kollarınıza, bayanlarımızdan, ablalarımızdan katılmanızı istiyorum. Neden? Artık ordular Esenyurt'ta ve İstanbul'da bayanlarımızın siyasete girmesi gerektiği malum. Bu önemli bir olay. Siyasete girmedi, kamu kuruluşlarımızda bayanlarımızın, Gürgentepe'li bayanlarımızın artık aktif hale gelmesi gerektiğini zaten hepimiz biliyor ve düşünüyoruz. Şu anda da tam zamanıdır. Bunu düşünenler başkanıma, Cemal başkanımla bağlantıya geçerse seviniriz. Artık biz temsil edilemiyoruz İstanbul'da demenin zamanı geçti. Biz içeriye insanları biz vereceğiz. Şu anda 35 dernekle 90 bin nüfusla Esenyurt'ta çok güçlüyüz. Bunu kullanalım. Gençlerimizle, kadınlarımızla bunu kullanmamız lazım diğerlerine gelmemiz için. Birim amiri olmak için önce 1-2 yıl alt kurumlarda çalışmak lazım. Üniversite mezunu genç kızlarımız ve oğullarımızı federasyona bekliyoruz. Belediyede herhangi bir sorunumuz olduğu zaman bundan sonra Esenyurt'ta orduların tek muhatabı federasyon başkanı, yönetimi ve başkan olarak benim. Bana gelmeniz yeterli olacaktır. İftarınız hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza konuşmalarına dolayı çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve rahmetullah ala sahbitten vel akilin vel müminin vel cemaatel hazirin. Nimet-i Celilullah, bereket-i Halilullah, şefaat-i ya Resulallah. İslam-ı devlet, makam-ı cennet, hanelere bereket, kulmuşlara rahmet, duranlara sıhhat ve selamet. Allahümme zid ve la tenusul, elhamdülillahi ve billahi. İlahi ya Rab, ilahi ya Rabbel alemin, hamdolsun vermiş olduğun nimetlere, sıhhat ve afiyete. Senin rızan için orucumuzu açtık ya Rabbi. Ya Rabbel alemin,
şehit olan kardeşimizin ruhunu şad eyle ya Rabbel Alemin. Bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbel Alemin. Şehitlerimizin şefaatine bizleri de nail eyle ya Rabbel Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tevabbel minna meşhidlerden merhamdülillah sallam. Şaf, ehli iman ve sallallahu aleyhi ve sellem ve selamet için bütün ölmüşlerimizin ruhu için hemen fethi şeylerin nefi için duamızın kabulü için, niyetlerimizin kabulü için, tüm şehitlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha nasırı. Evet, Allah kabul etsin. Hakkınızı helal edin. Evet sevgili izleyenler, şu anda Gürgentepe Derneğimizin düzenlemiş olduğu iftar programındayız. Esof, Esenyurt Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Serdal Çatan'ı yakalamışken Esenyurt gündemiyle ilgili birkaç sorumuz olacak. Çünkü son zamanlarda artık Esenyurt'ta ordu rüzgarı esmeye başladı. Tabii ki birliktelikten güç doğar dedik ya, o birlikteliği de şu anda sağlıyor o Esof Derneği olarak. Bakalım neler söyleyecek kendileri. Tabii ki bu cümleyle başkanım öncelikle Esof'ta son zamanlarda yıllardır yer tartışması vardı ve son noktayı da koydunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Güzel bir iftar programındayız ama konuşmalarınızı yaptınız zaten. Öncelikle Gürgentepe'mize ve yönetimine böyle bir iftar düzenlediği için gerçekten teşekkür ediyorum. Esenyurt, Esof olayına gelecek olursak biz geçen sene biliyorsunuz bir seçim yaşadık ve federasyon başkanı seçildik. Bizden önce 8 yıl önce başlayan, temeli atılan, temelini Enver Yılmaz başkanımızın Sayın Necmi Kadıoğlu ile beraber attığı federasyon binamız var biliyorsunuz. Devasa bir şey. Esenyurt'ta tektir. Başka bir örneği yoktur. Diğer il derneklerinki bizimkinin 1/3 kadarıdır. Ama burası tabii 8 yıl oldu. Burası bizim önümüze geldi. Pişip yıllardır bir türlü alamadığımız yer. Tabii ki büyük bir devasa bir yer olduğu için uzun sürmesi normal. Biz de belediye başkanımızla Sayın Kadıoğlu'yla istişarelerde bulunduk. Dün 3,5-4 saatlik bir bu konu hakkında müzakerelerde bulunduk. Kendisi 2-3 aya yerimizi veriyor hamdolsun. Dedikodular bitti. Yani yeri istemediğimiz, yerin kıraçtan verilmesini istediğimiz gibi bazı projeler belediye başkanımıza gitmiş. Biz de dedik ki başkanımız biz 35 derneğiz ve böyle bir şey yok. Biz dernekler olarak mevcut olan 8 yıldır beklediğimiz federasyon yerini istiyoruz. Çünkü devasa bir yer. Bir 8 yıl daha bekleyemezdik. Zaten bölgedeki en iyi mahallelerden birinde yerimiz. Şükrolsun bunun sözünü aldık ve içimiz rahatladı. Ordular Esenyurt'ta gerçekten bu konuda son noktayı koyduk. Yeri Allah'ın izniyle aldık. İkinci bir olay, bu perşembe günü aşağı yukarı 5000 kişilik bir iftar programımız var. Belediye başkanı bunu federasyonumuza yükledi. Tabii ki perşembeye de 5 gün var. Haliyle 5 gün içerisinde halkımıza bunu duyurmaya çalışıyoruz. Bugün itibariyle çalışmalara başladık. Geçen sene iftar programını yaptığımız yerde olacak aynı şekilde Allah'ın izniyle. Bütün dernek başkanlarımıza görüştük. 35 tane dernek başkanımız var. Bu arada dün şunu da yaptık. Kadın kolları başkanlarımız ve yönetimi, bir de gençlik kolları var bizim şu anda Esenyurt'ta. Federasyonumuz bundan sonra bir kilit olacak. Yani artık o dedikoduların kapanacağını düşünüyorum. Ayrılma, bölünme, bir üst çatı daha olsun falan, bunların biteceğini düşünüyorum. Neden? Kadın kollarımızın şu anda 160 tane üyesi var. Çok güzel. Erkeklerin ise gençlik kollarımızın da çok güzel. Onlar da 35 derneğimizden 35 tane temsilci aldık. Dolayısıyla entegre olduk. Bu saatten sonra gerçekten ben bu 35 gencimizin, 35 derneğimizin 35 gencinin bundan sonra bürokraside, siyasette, kamu kuruluşlarında ciddi yerlere geleceğini düşünüyorum. Onların önünü açtığımızı düşünüyorum. Bayanlarımızın ise aynı şekilde kamu kuruluşlarında ve siyasete artık atılmaları gerektiğini düşünüyorum. Dün şunu bayanlarımıza bakıyorum.
bakıyorum eşleri getiriyor. Çok güzel bir iftar programı yaptık dün. Bayanlara bir iftar akşamı yaşattım ben. Bu da gerçekten güzel geçti. Gerçekten mutluyum. Son 15-20 günde Esenyurt'ta çok şey değişti. İstanbul'daki diğer kısmında kalan ilçelerdeki ordular bunu emin olun yaşayamadı. Yaşadığını düşünmüyorum. Çünkü genciyle, erkeğiyle, bayanıyla biz şu anda çok mutluyuz. Bir iftar programımız var, sizden rica ediyorum. Varsa programlarınızı da iptal edin. Çünkü bir federasyonu aldık. Federasyon yerini almamız gerçekten çok önemliydi. Bu bir milattır. Bu tarihi beraber yazalım diyorum. Hep beraber Perşembe günü iftar programına katılmanızı diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şey Esenyurt'taki ordular için. Dolayısıyla memleketimiz için yani. Teşekkür ederiz başkanım. İnşallah bizler de orada olacağız. İşte sevgili izleyenler, bugün Gürgentepe Derneği'nin iftar programındayız. İşte 22 Haziran'da da devasa bir şekilde Esenyurt'ta geçen yıl yapılan aynı yerde Esof'un güzel etkinliğine, iftar etkinliğine herkes davetli diyor başkan. Bizler de ne diyoruz? Birlikte her zaman güç doğar. Esenyurt'taki ordular artık birlikteydi, yakaladı sevgili dostlar. Hadi bakalım Ümit, diğer dostlar neler söyleyecek bakalım. Evet sevgili dostlar, Esenyurt bölgesindeyiz. İşte güzel iftar sofrasından tabii ki güzel insanlarla sohbetlerimiz devam ediyor. Yanımızda yine Esenyurt bölgesinde iş dünyasının adamı Ekrem Bulut abimiz de. Dernek başkanla birlikte üçümüz bir araya geldik. Bakalım Ekrem abi, illa mikrofonu ver dedi. Bakacağım, vereceğim mikrofonu. Neler söyleyecek? Eğer ki çok çarpıcı şeyler söylemezse sevgili dostlar, ben soracağım ona, ondan cevap alacağım. Merhaba Ekrem abi, neler söyleyeceksin? Öncelikle böyle bir programa, güzel bir programa katıldığın için teşekkür ederiz. Bir basıncı elindeki mikrofonu hiçbir zaman kimseye vermemeli. Basının elinden de mikrofon alınamaz. Bunu öncelikle vurgulamak isterim. Teşekkür ederim. Sen vermedim şu anda. Evet, vermediğin için sana da teşekkür ederiz. Cemal kardeşimiz böyle bir güzel organizasyonu düzenlediği için sonsuz teşekkür ederiz. Gürgentepelilerin birliği ve beraberliği burada güzel bir havada geçti. Yağmur oldu ama bu da mübarek günde bereketidir. Siz de aramızda gördüğümüz için sizlere de sonsuz teşekkür ederiz. Sürekli orduların yanındasınız. Daha çok Gürgentepe'lerin yanındasınız. Bunu da unutmayın Zeki Bey. Allah razı olsun. Sizin gibi güzel insanlar varsa biz de varız. Sevgili dostlar, Ekrem Bulut bu akşam buraya gelirken çok dolaştırdı bizi ama takıl peşime dedi. Esenyurt'ta ne kadar Gürgentepe derneği varsa kapı dolaştık. En sonunda düğün salonuna geldik. Yağmur yağdığından iptal oldu dedik ya programın başında. Aslında bu programın akışı dışarıda dernek binasının önündeydi. Ama hava muhalefetlerinden dolayı böyle bir katılım sağladılar. Ama katılımı da yakaladılar. Sevgili başkan yanımızda ama ben birazdan bütün dernek yönetimiyle birlikte onları alacağım. Çünkü bu tür etkinlikler, bu tür programlar birlikte güç doğar ya. İşte o güzel insanlarla birlikte kapanışı yapacağız sevgili dostlar. Şimdilik bakalım başka dostlar neler söyleyecek. Sevgili başkanımız, Işıktepe Dernek Başkanı, işte bu güzel iftarda yine onları yalnız bırakmadılar. Bakalım kendileri neler söyleyecek başkan İlhan Işık. Öncelikle bu iftar programını düzenleyen Sayın Dernek Başkanı arkadaşımız Cemal abiye çok teşekkür ediyorum. Ekibine özellikle çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ekibi var. İyi bir de çalışması var. Hakikaten Esenyurt'ta Gürgentepe Dernekleri olarak ses getirmeye başladık. Tikence Derneğimiz daha öncesi var. Gürgentepe İlçe Derneğimiz, Işıktepeliler Derneği, Işıktepe Derneği. Birlikte hareket ediyoruz ve mümkün olduğu kadar yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Her platformda birlikte, biraz önce de Faslı Hasan Cami Derneği'nin etkinliğindeydik iftar programında. Oradan buraya geldik. Yoğun programımız. İnşallah önümüzdeki günlerde Ramazan bayramı geliyor. Herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca bugün çok üzüldüm tekrar. Yine şehit ateşi bizim güzel ilçemiz Çatalpınar'a düştü ve Onur Tiken kardeşimizin sosyal hesabını inceledim. Hakikaten çok anlamlı mesajları var. Hatta bir tanesini de sayfamda paylaştım. Buradan tüm ordulara, ordularımızın başı sağ olsun, ailelerinin ve yakınlarının başı sağ olsun, en içten dileklerimle acılarını yürekten paylaşıyorum. Birlik, beraberlik sözde değil, özde olmalı ve herkes
Kimin dediğim gibi kimlerin ne yaptığı önemli değil. Millete, insanımıza, bölgemizdeki acılarımızı paylaşabiliyorsak, sofralarımızı paylaşabiliyorsak ve her şeyden önemlisi yaradılanı yaradandan ötürü sevebiliyorsak insanız demektir. İnsanın olduğu her ortamda da Işıktepe Dernek Başkanı olarak İlhan Işık, insanın olduğu her platformda olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben teşekkür ediyorum TV52 ailesine. İsa Akça'ya buradan sevgiler ve selamlar olsun. Altaş ekibini TV52 kameramandan Alda, yayın ekibine kadar şimdiden tüm Ramazan bayramını mübarek olsun diyorum. Ülkemize huzur ve barış, sağlık olsun. Şehit haberleri duymayalım artık. Başka da hiçbir şey istemiyoruz. Canımız sağ olsun. Bir bardak su da bize yetiyor diyorum. Teşekkür ediyorum Zeki Bey. Gürgentepe deyince tabii ki Işıktepe'de olmazsa olmazlarımızdan sevgili dostlar. Yine Işıktepe'liler Dernek Başkanı Cemalettin Akıncı Bey'le az önce masamızda yemek yerken sohbetimiz oldu ama tabii ki de onun da önümüzdeki günlerde güzel etkinlikleri var. Bakalım o onunla ilgili neler söyleyecek. Öncelikle Gürgentepe ilçemizin derneği burada bizleri ağırladığı için onlara da bu yönetimim adına ve bütün yönetimine de teşekkür ediyorum. Bayramın birinci günü Işıktepe'de saat 12'de program başlıyor güleşlerle. Akşamda yine ünlü sanatçımız Hüseyin Kağıt ve Canan Hanım da çıkacak. Ve ikinci günde sanatçılar ve güzel tüm hemşehrilerimi bekliyoruz. Doya doya iki gün bayram şenliği Işıktepe Dereköy Festivali aklınıza gelsin. Tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Hepinizi bekliyoruz. Saygılarımla herkese hayırlı akşamlar diyoruz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz başkanım. O günde sizleri yalnız bırakmayacağız. Bizler de TV52 ekibi olarak yanınızda olacağız. Allah utandırmasın. Görüşmek üzere. Bir güzel iftar programının yine sonuna geldik sevgili dostlar. İşte bu akşam neredeydik? Gürgentepe ilçemizin güzel derneği olan Esenyurt'ta yapmış olduğu iftar programına katıldık. Bizler de bu güzellikleri ölümsüzleştirmek adına buradaydık. Ve birbirinden güzel dernek yönetimindeki arkadaşlarımla kısa kısa bugünün değerlendirmesini alarak son finalde güzel dostlara yapalım dedik. Evet, merhabalar. Geceyle ilgili duygularınızı alalım. Hem takdim edin kendinizi, neler söyleyeceksiniz? İsmim Sari Şahin. 11 senedir dernek yönetimindeyim. Bu organizasyonların devamını istiyorum. Yakından uzaktan gelen tüm dostlara, hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleden. Sağ olun efendim. İsmim Erol Durgun. Derneğin üyesiyim. Cemal Başkanıma bu organizeyi düzenlediği için teşekkür ediyorum. Her zaman yanında olduğumuzu bilsin ve her zaman onun desteğiyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İsmim Ersun Göl. Gürgentepe Derneği yönetimindeyim. Bu uzaktan yakından bugün iftarımıza katılan herkese teşekkür ederim. İsmim Tuncay Çelik. Gürgentepe Dernek yönetimindeyim. Her şey için bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Teşekkür biz de deriz. İsmim Tekin Yılmaz. Dernek yönetimindeyim. Bugünkü iftara katılan tüm eş dostlara hepsine teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Evet. Şöyle gidelim bakalım. Evet. Zeki Bey merhaba öncelikle. Sedat Çelik ben, başkan yardımcısıyım. Öncelikle bu davetimize uzaktan ve yakından gelen tüm dostlarımıza, tüm üyelerimize ve tüm halkımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizi bugünümüzde de yalnız bırakmadılar. Bu davetlerimiz aynı şekilde devam edecek. İnşallah bu birlik beraberlik oldukça Gürgentepe'liler Derneği emin adımla yoluna devam ediyor. Bu birlik beraberliği sağladığı için öncelikle Cemal Bey'e ve yönetimimize ve tüm üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için siz TV52 ailesine de çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun diyor. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın güzel duygularından sonra kapanışı da değerli dernek başkanımız Cemal Çelik'le yapalım dedik. Onun da son olarak cümlelerini alalım bakalım. Evet başkanım, neler söyleyeceksiniz? Yine bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Her zaman söylüyorum, amaç birlik ve beraberlik, birlik ve beraberlik içinde olmak. Biz de bunu büyük ölçüde sağladığımızı düşünüyorum. Bu akşam burada bize katılımda
katılımda bulunan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Onların hepsinden Allah razı olsun. Biz bu akşam iftar programında bir araya geldik. Bu iftar programının bütün amacı ne? İnsanlarımızı bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmak, gönül sofrasında birleşmek diyeyim yani. En doğru olan da budur. Bu akşam gerçekten iyi bir katılımla iftarımızı yaptık, dualarımızı yaptık. Allah'ım bütün katılanların dualarını kabul etsin, oruçlarını kabul etsin. Neticede derneğimizin etkinliklerinden bir tanesinin daha geniş katılım bir şekilde kazasız belasız diyeyim, biraz yağmur da yağdı ama neticede bir çözüm üretmek bizim işimizdi. Çözüm ürettik ve bu kapalı ortama geldik. Burada da iyi bir katılımla iftarlarımızı yaptık. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Neticede bu bir gönül işidir. Dernekçilik gönül işidir. Bu bir ekip işidir. Sağ olsunlar arkamızda bütün ekip arkadaşlarıma, başta onlardan Allah razı olsun, canla başla çalışıyorlar. Bana sadece yol göstermek oluyor. Bütün çalışmaları onlar yapıyorlar. Ben sadece onlara yol olmaya çalışıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün dernek üyelerimize teşekkür ediyorum. Bütün dostlarımıza, bu akşam buraya katılamayan ama gönüllere bizimle olan herkese teşekkür ediyorum. Sağ ol başkanım. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim. Evet sevgili dostlar, İşte gördüğümüz alanda güzel de bir afişimiz var. Kameraman arkadaşımız da zaten çekiyor onu. Ordu Gürgentepe Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği. Bir tarafta kurucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve bir taraftan da hiçbir zaman yerlere inmeyen Türk bayrağımızın güzel afişiyle birlikte bizler de TV52 olarak kamera arkasında Ümit ve bendeniz Zeki Salman, İstanbul Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Rojda Esen'le birlikte Gürgentepe'li hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Çünkü onların güzelliklerini tüm dünyaya yansıtmak da bizim görevimiz diye bildiğimiz için buradaydık. Bir dahaki güzel programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.